sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Kaç yapmayın! Bugün kardeşimle beraber ağırlıkları kaldıra kaldıra kendimizi bayağı kaslı adamlara dönüştüreceğiz. Bakalım oyunun sonunda hangimiz daha kaslı olacak? Tuna tavuğu salgıcağız daha yine. Bunları göreceğiz. Sen mi daha kaslı olacaksın, ben mi? Ben. Bana kalırsa da ben diyorum. Kimi destekliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Siz yorumları yazarken biz de videomuzun yorum kanalını okuyalım. Alper Önar da 2740 demiş ki Roblox TV'den gelen bildirimle oluşan mutluluk, seviliyorsunuz abi demiş. Alperen seni mutlu edebiliyorsak biz de çok mutluyuz. Desteğin için teşekkürler. Alperen sen adamdansın. Bol bol sevgilerimizi ilettikten sonra videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olsanız kas yapmaya başlayalım diyoruz. Bakın böyle cılız olduğuma bakmayın. Videonun sonunda bomba gibi bir şey olacağım oğlum, göreceksiniz. Arkadaşlar bu sahte görünüş. Evet birazdan çok daha kaslı olacağız. Hemen şöyle bir ödülümüz varmış. Şunları alalım. Al bunu da al. Oo 100 kazı aldık. Bir de buradan bir çikolata barı vardı. Onu da aldık hatta. Bizim uçutlara bak Ertuğrul. Steroidi basmışız ama böyle yetmemiş. Diğer bölgelere basamamış gibi olmuşuz. Çarkımız varmış, hemen onu da çevirelim. Çark önemlidir, her an çok güzel bir şey çıkabilir ve oyuna çok hızlı başlayabiliriz derken proteinli çikolata çıktı. Hazır ödülleri alıyorken bir de oyunda bulduğum kodlar var, onları göstereyim dedim sizlere. Bir de onları yazalım. Kodları yazmak içinse arkadaşlar buradan shop'a tıklıyorsunuz ve şurada kod bölüm var. Buraya kodlarınızı yazabilirsiniz, hadi yazalım. Kodlarımızı da yazdık. Bir tane daha çark hakkı geldi. Hatta iki tane daha çark hakkı geldi diyebiliriz. Çeviriyoruz onları da hızlıca. Hadi ya. Ama hep bunu verme bana ya. Şu pet midir nedir? Kaslı bir adam var orada. Iron Man gibi. Onu istiyorum ben aslında. Ben bunu içmem. Ben küçük bardak içerim. İlle de çikolatalı bar yiyecekmişiz. Neyse. Oo 10 dakikalığına %100 kas bonusu veriyormuş. Tamam. Ben o zaman bunların hepsini kullanıyorum şu anda. Artık daha fazla kas yapabiliriz. Ve artık kas da yapalım. Şunu da aldım arkadaşlar. Aha da karın kası da ekledik. Oğlum vücudumuz çok çirkin oldu. Bacak çalışmamız lazım bir an önce. Bacak nerede Ertuğrul? Bacak. Bunlar mı acaba? Aha da bacak. Tamam birazcık bacak çalışıp ağırlık falan da takıyoruz. Tıklaya çalışıyoruz. Otomatik çalışma da varmış burada, güzel. Arkadaşlar bunlar sizi güldürmek için. Ya vücudumuz komik şu anda Ertuğrul ama biraz ağırlığı arttıralım bence. Ne taksam bir tane şundan. Oğlum ben bundan takınca kaldıramıyorum. Oha! Bak yanda da enerjimiz var. Hadi abi bas. Oğlum daha çok gelişmemiz lazım bizim Ertuğrul ya. Bir de bunu güçlendirdiğinde enerjin daha çabuk bitiyor. Evet. Bir şey diyeyim mi Ertuğrul? Ben ağırlıkları kaldırdım şu anda. Buradan çıkıyorum. Bak bacaklar gelişti ama. Bacaklar fena olmadı. Ama bizim pet açmamız lazım şu anda. 120 dolarım var. Ben o zaman 3 tane pet açıyorum Ertuğrul. Petler sayesinde çok daha hızlı gelişeceğiz. İlkini açtım ve oy en dandiğimi değil. Aa rare verdi hatta, güzel. Pardon en dandiği vermiş ya. Ertuğrul pet aç ki daha hızlı geliş, bak onu diyorum sana. Ben şu an 3 tane pet açtım. Oğlum güzel petler verdi ha. Hemen şimdi petlerimize bakalım. 3 tane pet takabiliyormuşuz. Taktık. Gelişmeyen bölgemiz hangisi? Benim bacağı gördün mü sen? Gördüm. Şimdi kol çalışmamız lazım Ertuğrul birazcık. Aslında benim vücuda baksana çok iyi olmuş ha. Ertuğrul şu an vücudun çok orantısız, görmüyor musun oğlum? Omuzlara bak, bacaklara bak, kollara bak. Enerjim bitti şu anda. Kollarımıza bakalım. Kollar da çok fena oldu. Sırtımız ama geliştirememişiz arkadaşlar. Hemen sırt egzersizi şunlar olması lazım. Ertuğrul evet. gel sırt çalışalım. Gel sırt çalışmamız lazım, gel. Evet sırtımız da güzel gelişiyor şu anda. Yürü. Oha enerjim hemen bitiyor benim. Bu ne? Ben enerjimi yükseltiyorum. Aa bir dakika. 100 dolara bu adamdan kiralıyoruz. Bunlar hoca kiraladığımız zaman %20 daha fazla gelişebiliyormuşuz. Benim 100 dolarım var mı? Yok. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Benim var. Benim oğlum hoca kiralı. Hemen hoca kiralı Ertuğrul. Hemen ben hoca kiralı. Ben alacağım. Evet. Ben alacağım. Aldım buradaki hocayı. Tamam para. Aa buradaki rakiplerle kapışıp onları yenersek para mı kazanıyoruz acaba? Aa koşu bandında çalışarak staminamızı yükseltebiliyoruz. Abi yeni çalışanım. Hoca mı kiraladın? He bak peşinden oğlum bizim vücut çok garip oldu ama. Hoca Ertuğrul'un peşini bırakmıyor. Gel. Peşimi. Enerjini arttır koşarak. Oğlum ona para verdin. Niye peşini bıraksın? Hadi Ertuğrul hadi. Daha iyisini yapabilirsin diyor. Çok mükemmelsin diyor. Seni gaza getirmeye çalışıyor Ertuğrul. Yapacağım. Bekle. Bence sen de alay olacaksın. Alacağım da Ertuğrul. Param yok ki ya. Birazcık paraya ihtiyacım var. Bakayım burada benim yenebileceğim biri var mı? Müsabakaya giriyorum şu anda. Oğlum ben bunların hepsinden daha kaslıyım. Tamam bunlar benden daha kaslı. Oğlum şu adam çok fenaymış be. Nasıl yeneceğim ben şimdi bunları, bakayım ne yapmam lazım? Tıklamam gerekiyor. Tıkla. Hadi. Pozladık. Güzel. Kulluyor musun? Kulluyorum. Oğlum en azından 40 dolar kazansam yeter Ertuğrul ya. 40 dolar kazanayım yeter. Oğlum bir dakika ya, ben şu anda sondan ikinciyim, olamaz. Hayır.
Ya ben buradaki en kaslı üçüncü insanım. Ben nasıl sondan ikinci oluyorum? Tamam, bacak pozlarına geçtik. Bacaklarımı birazcık güçlendirmiştim. Ve son poz ama sondan ikinci oldum arkadaşlar. Neyse, ilk yarışımızda sonuncu olmadık en azından. İyi. Bence de iyi. Kaç para alacağız? Bakalım antrenör kiralayacak kadar para alabilecek miyiz? Alıyor şu anda Mavi. $50 aldım. Tamam, benim de zaten $40 ihtiyacım vardı. Aa, alabiliyorsun. Evet, aldım. Şu anda aldım. Antrenörü peşime taktım. Evet hocam, göğüs mü çalışalım? Göğüs çalış diyor Mavi. Çalış, bas. Hocamız sayesinde çok daha fazla güç alıyoruz arkadaşlar. Güzel. Bas Mavi, helal be. Tamamdır, göğsümüzü bayağı bir şişirdik arkadaşlar. Şimdi hocam bir şeyler söyleyin, nereye gidelim? Bu arada burada mağaza var, mağazadan bunlar robotlu şeyler, tamam, almaya gerek yok. Ne yapsak Ertuğrul? En zayıf yerimiz bacaklarımızsa birazcık daha bacak çalışabiliriz. Aa, bir dakika, şurada bir sandık gördüm. Nasıl? Bak, aha, çok iyi, pet de veriyor. O çok iyi, çok güzel, çok güzel. Para da verdi, pet de verdi. Şurada rank diye bir şey var, bu rebirth galiba. Aa, staminamızı 300 yaparsak ve bacaklarımız 50 yaparsak seviye atlayabiliyoruz. Hemen şimdi onu yapacağım. Evet, son bir basamak daha bacaklarımıza. Tamam, şimdi şu staminamızı 300 yaptığımız anda rebirth atacağız ve %20 daha fazla kas alacağız o saatten sonra. Çok iyi olacak. Ben yapıyorum, az kaldı benim. Ertuğrul fenasın he, ama sırtını çok eksik bırakmasın. Sen sırt çalışmamışsın ki, bak görüyorum. Aa, bu arada alttan hız seçebiliyormuşuz. Hatta dur, ben şuradan alttan hızımı seçeyim, bayağı bir arttıracağım. Oğlum koşamıyorum ben burada, dur 9 yapmam lazım. 9 iyidir. Ben... Oha Ertuğrul, senin yetiyor şu anda staminan. Git diğer bölgelerini geliştir hadi. Tamam, 300 yaptım ve rebirth geliyor şimdi arkadaşlar. Rebirth'ümüzü atıyoruz ve oha, altın kaplan oldum. Evet, ve iki kere bundan yaparsam diğer hocaya geçebiliyormuşum. Şimdi birazcık daha bacak çalışmaya karar verdim. Ağırlıklarımızı güzel seviyede arttırmayı başardık. Bir sonraki rebirth için ne istiyor? Hepsini 800 yapmamızı istiyor. Tamam, yaparız. Belki bu sefer ne olabiliriz abi? Bilmiyorum Ertuğrul, belki bu sefer de elmasa falan dönüşürüz. Enerjimiz bitti ama anladığım kadarıyla arkadaşlar birazcık daha şu staminamızı yükseltmemiz lazım. Hemen bitiyor çünkü. 12 ile koşabiliyor muyum? Tamam, şu anda 12 ile koşabiliyorum. Peki 15 ile koşabiliyor muyum? 15 ile koşamıyorum arkadaşlar. 12 iyidir. Ya 15 ile arada sırada koş he. Tamam, birazcık güçleneyim, koşacağım. Enerjimizi arkadaşlar 1000 seviyesine çıkartıyoruz gördüğünüz gibi. Ve çıkarttık, güzel. Bu bizi bayağı bir idare edecekti. Ben şimdi göğsümü 800'e kadar çıkaracağım. Çalışma başlasın. Aa, şimdi birinci ribertümü atıyorum, az kaldı. At Ertuğrul, at. Sen de artık altın vücuda geçmelisin. Ve geçtim. Kral, şimdi bütün özelliklerini 800 yapman lazım. Göğüslerimi bayağı bir şişirdim arkadaşlar. Artık son kaldırışlar, 800'e ulaştıracağız ve ulaştırdık, tamamdır. Şuradan hemen bakıyoruz ve iki tane şeyi tamamladık. Birazcık da karın kası yapmamız lazım ama ben önce bacaklarımı 800'e tamamlayacağım çünkü en yakın o. Dur bak, buradan pet de verdi. Oy, güzel pet verdi hem de. Güzel pet verdi, hemen bunu takalım. Petlerimiz de bu şekilde. Artık çok daha kolay işimiz. Enerji full yaptım. Şimdi Ertuğrul, geri kalan bölgeleri de ihmal etmeden çalışıyorsun. Hocam birazcık işe yarayın ya. Mükemmelsin diyor, harikasın diyor, geçiyor bu adam. Tamam, bacakları da 800 yaptık. Şimdi kollar önemli tabii ki. Hadi kollarımızı 800 yapalım. Dostum şu an felaket hissediyorum. Tuna tavukla BS atsak bence ben alırım. Bence o alır, adam çok kaslı. Oğlum Mavi'yi de görmüyor musun? O hayvan gibi kaldırdı, dumbbell'lara bak. Tuna tavukla 500'lük dumbbell kaldırdı. Abart abart. Kaldırdı bu arada, ben bir videosunu izledim. Arkadaşlar Ertuğrul doğru mu söylüyor, bilenler yorumlarda yazsın. Ve kollarımızla 800 yaptık şu anda. Bayağı iyi olduk. Geriye karın kaslarımızı, sırt kaslarımız kaldı. Tamam, karın kası için buraya geliyoruz. Ve çalışmalar başlasın. Aa dostum, aralarında en zorlandığım bu. O kadar kaslıyım ki hareket bile edemiyorum. Karın kasımızda 800 yapıyoruz. Hadi Mavi, son tamamdır. Ve şuradan bakalım. Evet, bir tek sırt kaslarımız kaldı. Sonra ikinci rebirth'e geçiyorsun. Aynen öyle. Aslında müsabakalarda derece yapsak pahalı petlerden açıp çok daha hızlı gelişebiliriz Ertuğrul. O yüzden bir an önce bayağı bir kaslı olsak iyi olur. Şimdi 3 rebirth'ten sonrası kolay olmayacak. 3 değil, ikinci rebirth. Yani aha, şu anda yapabiliyorum. Hadi yapalım. %20 daha fazla kas alacakmışım şimdi. Hoppa. Evet, vücudumuz. Aha, bu ne? Zümrüt falan olduk galiba. Altın. Altın değil Ertuğrul, bu zümrüt yeşil. 5000'e bu hocayı alabiliyoruz. Bu hoca da müsabakalarda bize bonus sağlıyormuş da. Ben şu anda herhalde şunları geçerim ya. Ama bir şey diyeyim mi? Ben 11.000 kas yapacağım. Şu adamı geçmeye çalışacağım şimdi. O yüzden koşuyorum. Önce enerji arkadaşlar. Enerji olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Enerji. Abi bence aşağıdaki olanları hepsini tamamlayalım.
25'te koşana kadar koşayım mı? Haha. O çok uzun süre, öyle olmaz Ertuğrul. Şu anda saatte 18 kilometre hızla koşabiliyorum. 1.6 olduğunda bırakacağım. Diğer bölgelerimin hepsini 1000'in üzerine çıkaracağım. Göğüsle başlayabiliriz bence. Hadi bakalım abi, bas. Şimdi 3. rebound için hazırlanıyorum. 3. rebound için hepsini 11K olmasını istiyor. Oha! Yuh! 11K çok fazla oğlum. 3. rebound hiç kolay değil, ben söyleyeyim. 2000 göğüs yaptık, yeter. Oo, bu vücutta var ya, kas yapmak zor birazcık Ertuğrul. Baksana göğüsler şişmiyor. Birazcık omuz yapalım o zaman. Omuzu nerede yapabiliriz? Gerçi omuz diye bir şey yok aslında. Kol yaptığımızda falan omuzlarımız şişiyor. O yüzden buradan devam. Kolları da 2000 yaptık. Fenayız. Ben bu arada şey arkadaşlar, şurada iki tane aynı petten çıkarmıştım ya. Bir tane daha bundan çıkartacağım. Sonra craftlayacağım. Bakalım gücü ne olacak. En dandinden çıkartmam lazım. Umarım kolay bir şekilde çıkartabilirim. Ve evet, çıkartamadık. Ortancasından verdi. En dandinden ver hadi bir tane. Tamam, en dandinden verdi. Şimdi bu petin gücü 1.1'di. Ben bunları craft dediğim zaman 1.5 oluyor. Aslında bir tane daha şu ortadakinden çıkartabilirsem hiç fena olmaz ya. Aha da çıkarttım. Şunları da birleştirelim şimdi. Craftladık. 1.2'likte 1.6 oldu. Petlerimiz artık biraz daha güçlü. O zaman bacak basmaya devam ediyoruz. Bacakları da 2000 yapıyoruz ve sırt mı karın mı, tamam bu sefer önce sırt yapalım. Her şey max oldu benim. Bir tane daha mı rebirth atıyorsun? Evet, sadece bu lazım. Kol lazım Eder, dur birazcık daha kollarını güçlendirmen lazım. Bu arada artık çok yüksek kilolara çıktık arkadaşlar. Sırtımızda 2000 yaptık. Zar zor yapıyoruz ama gelin karını da beraber yapalım. Ben bir de şey deneyeceğim. Maksimum kiloda çalışmak mı daha mantıklı? Yoksa kiloyu birazcık düşürüp daha hızlı hareket etmek mi daha mantıklı? Bakacağım, düşürdüm. Bir tane daha düşürdüm. Evet, böyle böyle yapsam daha iyi olur mu ya? Mesela 50-50 alıyorum. Hatta 85 alıyorum. Ama bu kendi kendine kiloyu arttırıyor galiba. Hı. Ve sonuncu şeyimi de maxlayacağım. Güzel Ertuğrul. Ben şuradaki ağırlıkları bir düşüreceğim ya. Böyle daha hızlı çalışmak için. Hatta şunu da çıkarsam ne olur, şunları da çıkarsam. Daha hızlı yapıyorum ve bilemedim arkadaşlar. Sizce hangisi daha iyi, yorumlara yazın. Karnımızda 2000 yaptık. Total gücümüz 10.1K. Oha, bu da kaya adam var. Kaya adam var oğlum, bunlar çok iyi. Birazcık daha staminamızı yükseltelim o zaman hep beraber. Hemen 18 ile koşuyoruz. Amacım bütün gücümü 11K'nın üzerine çıkarıp o adamı müsabakada yenmek. Ben şu an bir tane daha rebirth atacağım. Hadi Ertuğrul, ben oraları çoktan geçtim. Enerjimiz de 2000 oldu. 21 ile koşabiliyor muyuz? Yok. 3000 enerji istiyor, onun için fazlaymış. Baya bir fazla istiyor. Ben o yüzden birazcık daha bench press yapıp göğüslerimi güçlendirmeye karar verdim. Çünkü yeterince gelişmemiş gibi gözüküyorlar. Daha büyük, daha şişkin, daha dolgun göğüslere ihtiyacımız var. Yani Tuna Tavus gibi aynı. Sendeki bu Tuna Tavus hayranlığı nereden geliyor Ertuğrul? Göğüs gücümüzü 3000 yaptık. Artık daha iyi duruyor. Azıcık da kol yapalım. Ondan sonra müsabakaya girelim. Sen attın mı rebirth'ü? Attım. Şimdi enerjiden başlıyorum ilk. Evet evet. Önce enerjinin fullü, ondan sonra gerisi geliyor zaten. Ve kollarımız da artık 3000 oluyor. Bu arada şunu fark ettim. Otomatik çalışma yaparsanız arkadaşlar, oyun otomatik olarak kaldırabileceğiniz maksimum ağırlığı seçiyor. Ama kendi elinizde çalışırsanız ağırlığı kendiniz seçebiliyorsunuz. Artık müsabakada derece yapmak için hazır olduğumu düşünüyorum. Ertuğrul, güveniyor musun bana? Güveniyorum. Şu adamı geçelim ya. Bak zaten tipini de hiç beğenmedim. Sinirli sinirli bakıyor. Kaslı falan zannediyor kendini. Biz daha iyiyiz bir kere. Hadi bakalım. İlk neyi gösteriyoruz? İlk kollarımızı gösteriyoruz. Tamam. Daha yeni kol çalıştık. Kollarımız güzel. Kaç puan alacağız bakalım? Yandakini geçersek iyi. İyiyiz. Tam bayağı iyiyiz Ertuğrul. Oho, bayağı bir fark attın adamlara. Aynen öyle. Biraz daha zorlasam yandaki pandayı bile yenermişim yani. Şimdi göğüs gösteriyoruz. Tamam, bizim göğüsler de iyiydi. Çok iyi. Evet, şimdi sırtımızı falan gösteriyoruz. Sırtımız kollarımız kadar gelişmedi ama bu adamdan daha iyi bence. Bacaklarımızı gösteriyoruz. Şimdi bacaklarımız da fena değil bence. Güzel. Tamam ya, biz üçüncülüğü garantiledik arkadaşlar. Umarım iyi miktarda para alırız da güzel petler açabiliriz o parayla. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Yani bayağı bir şey yaparız iyi parayla da. Aha da üçüncü olduk. Güzel. Ne kazanacağız bakalım? Kaç para? Oo, 1.3K. Çok iyi. Nerede böyle zırlayanlar var? Kaybedenler zırlıyor Ertuğrul. O zaman biraz daha gelişelim be Ertuğrul be. 300'lük petten bir tane açsam mı ya? Kaç güç verdiğini görsek keşke. Neyse, bir tane açıyorum arkadaşlar. Belki güzeldir, güçlüdür. 5 kat falan güç verir derken 1.5 kat verdi ve ben bunu takamıyorum çünkü birleştirdiğim petlerle aynı gücü veriyor. Evet, alacağım. Bayağı bir geliştik arkadaşlar. Bütün güçlerimizi 3000'lere 4000'lere çıkardık. Burada ışınlanma yeri var. Oo, diğer spor salonları var. Ama bu spor salonundaki bütün abilerimizi yenip 630.000 dolar verdikten sonra oraya gitmeye izin veriyor. O birazcık zor. Çok zor aslında. O yüzden burada basmaya devam ediyoruz.
göğsümü 6000 seviyesine ulaştırdım. Tekrardan bir müsabakaya gireceğim. Acaba şu pandayı yenmeye yakın mıyım merak ediyorum çünkü. Görüntü olarak birazcık uzağım ama belli olmaz. Hadi bakalım. Evet, kol poduyla başlıyoruz. Asıl benim için önemli olan göğüs podunu da alacağım puan arkadaşlar. Çünkü göğsümü bayağı bir geliştirdim aslında. Ben de şu an kollardayım. Bayağı bak adam mesela kolda bizden 3 kat daha fazla puan aldı Ertuğrul ya. Göğüste bakalım aradaki fark koruyabilecek miyiz? Yok yok ya, bu adam harbiden daha iyi. Benim bunu yenmek için daha çok çalışmam lazım. Oho bayağı bir var. Aslında fark birazcık kapandı gibi ya. Karın kasları da bakalım birazcık. Neresi gelişmiş karın kasından. Tamam, bu adamın pandanın sırtı zayıf arkadaşlar. Sırttan az puan aldı ama geri kalan yerlerden çok puan aldığı için yine de kaybediyoruz. Bakalım bacaktan kim daha fazla puan alacak? Bacaktan da ben daha çok puan aldım. Enerjimi yükseltiyorum arkadaşlar ve artık saatte 21 kilometre hızla koşabiliyoruz. Oğlum çok hızlıyız. Ertuğrul senin kollar ne? Ben senden daha iyiyim. Bana bir vursan ben uçmam. Ben sana vursam uçarsın. Ertuğrul her şeyi bırakıp sadece kol mu çalıştın yavrum? Sırtın dümdüz, bacakların dümdüz, sadece kol çalışmış sabahtan beri. Dur bir kolları fulluyorum abi. Bu çocuk gerçekten tam bir çılgın. Tamam 4000 enerji bana yeter. Ben de o zaman göğsümü 10.000 yapayım. Ertuğrul kolunu 11.000 yapmış arkadaşlar. Şuradaki yeri fullemiş yani. Kollarını göstermek istedi. Gerçekten muazzam Ertuğrul. Hayatımda gördüğüm en iyi kol seninkiler de. Birazcık vücudun küçük kalmış. Yani kolların çok büyük vücuduna göre. Orantılı yapsaydın keşke. Bacaklardan bir güç aldım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben de göğsü fullledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11.000'lik göğüs işte bu şekilde duruyor. Bizim vücut da garip oldu ya. Bizim vücut da garip oldu. O yüzden birazcık ne yapalım? Kol çalışalım. Evet. Kollarımızı da bayağı bir geliştirdik arkadaşlar. Ve total kasımında 30.000 üzerine çıkardık. Hemen bir kol formumuza bakalım. İyiyiz gayet. Şimdi ben 7.000 dolar para biriktirmeye çalışıp şuradaki pahalı petten atacağım. Çünkü böyle gelişmek gerçekten çok zor. Müsabakamıza giriyoruz. Ya ben yine de şu pandayı yenebileceğimi düşünmüyorum. Yani muhtemelen yenemem zaten. Ben kollarda kesin birinci alırım. Koldaki en yüksek puanı Ertuğrul alacağını. Oğlum şu bölüm ton canavarı çok fena Ertuğrul. Bak adamın kaç puan aldığına bak. Dur şimdi bakayım. Ben koldan kaç puan alıyorum? Versin 9.7 kaldım. Bu adam 53.000 kol puanı aldı Ertuğrul. Ben senden daha fazla alıyorum abi. Tamam sadece kolda benden daha fazla alıyorsun ama. Sıkıysa gel göğüste benden fazla al hadi. 16.000 puan aldım oğlum. Pandayı bile geç. Aha pandanın sırtı gelişmemiş. Pandanın sırtı gelişmemiş. Dur ben bunu geçebilirim şu an. Hadi. 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 Anda geçtim. Ama bunun bacakları benden daha iyi galiba ya. Biz bacak çalışmayı unuttuk. Evet bacak da bizi geçti. Ama ben var ya birazcık daha gelişirsem pandayı kesin yenerim ya. Çok bir fark yok çünkü aramızda. Oğlum aramızda sadece 5000 puan var ya. Hemen gidip ben birazcık bacak çalışıyorum arkadaşlar. Hatta bir tane daha müsabaka yapacağım. Pahalı pet açıp öyle çalışacağım. Paramızı biriktirdik. Şimdi bu dünyanın en pahalı petinden açıyoruz. Aç bakalım Ertuğrul. Sen aç. Tamam açıyorum. 3, 2, 1 açtım. Bastı bakalım Ertuğrul'un şansında bugün ne varmış, ne varmış, ne varmış, ne varmış ve 2.4 katlık en dandik peti çıkardığın için teşekkür ediyoruz sana Ertuğrul. Sağ ol. Fena değil ya. Şimdi kalan parayla da bunlardan açıp arkadaşlar petleri birleştireceğim. Petlerimizi çıkardık. Şu 1.5'lük olanları da birleştirelim ve 2.1 oldu. Tamam petlerimiz artık çok daha güçlü. Bacak çalışıyoruz ve ondan sonra o pandaya gününü gösteriyorum. Bacaklarımı 7500'lere kadar çıkardım arkadaşlar. Şimdi biraz da sırt yapacağım. Çünkü pandanın sırtı çok zayıftı. Oradan fark açmam lazım ona. Hem benim de sırtım vücudumdaki en gelişmemiş bölge. Çalış çalış. Yarısın benim kaşıma. Eyvallah Ertuğrul. Adamsın. Seni de görelim hadi koçum benim. Bu arada petlerin etkisini bayağı bir hissettim. Şu anda çok daha hızlı bir şekilde kasılıyoruz. Petler önemli arkadaşlar. Zor bayağı zor. Evet oyunda zor. Biz bayağıdır oynuyoruz yani. Birinci dünyanın bossunu bile yenemedik. Buramız da gelişti. Biraz da karın kası yapalım o zaman. Karın kasımı da 8000 seviyelerine getirdim arkadaşlar. Ben şu anda pandayı yenebileceğimi düşünüyorum. Kendinizi şekille tıklıyorum abi. Tıkla Ertuğrul tıkla. Ben pandayı yenmeye gidiyorum. Yener miyim? Yenersin de. Gidiyorum. Şu an en hızlı şekilde tıklıyorum abi. O Ertuğrul da müsabakaya girmiş. Uy. Ertuğrul çok fena puan alıyor ama kolları çok şişkin olduğu için biraz sonra puanlar düşecek göreceğim ben seni. Ben de girdim bu arada. Tıklayalım bakalım hadi. Benim şu anda en zayıf bölgem kollarım bu arada. Bak onu söyleyeyim. Geri kalan tüm bölgem kollarımdan daha iyi. 9.7 puan aldık ama sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi göğüs gelsin. Hadi seninle bitiriyorum. Hadi Ertuğrul bak 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 bak. Göğüste pandadan fazla puan aldı. Şimdi sırt. Pandanın sırtı çok kötüydü. Ben burada pandayı geçeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet 12.000 puan aldım ve pandayı geçtim şu anda. Karın kasım da bence pandadan daha iyi benim. Sence hangimizin karın kası daha iyi? Bence
Bence senin. Hadi bakalım kim daha çok puan alıyor. Ben daha çok puan aldım. Bacaktan ben bunu kesin yenerim. Evet, ikincilik geliyor şu anda. Çok mutluyum. Evet, mavi sağlam bas yere. Sık koçum kaslarını. Hadi bakalım. Sık 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 ve... Evet, ikinci böyle olunur. Kaç para alıyoruz? Evet, ikinci olduk gördüğünüz gibi. İkinci öyle alınmaz. 12.600. Oo, çok iyi. Aşırı iyi. Hemen gidip o zaman bir tane daha pahalı pet açalım. Aç 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 aç. Ne veriyorsun bakayım? Hop, 2.4'lük dandik petten verdi. Kalan parayla da tabii ki de kendimize hoca tutuyoruz. Ve bu hoca arkadaşlar yarışlarda %20 daha fazla para kazanmamızı sağlıyor. Ben şimdi bol bol yarışayım, para kazanacağım. Şimdi gidip pahalı petlerden iki tane daha açıyorum arkadaşlar. Sonra onları birleştireceğim. Bir tane daha maymun çıkarsa birleştirip mükemmel bir pet elde edebilirim. Oyyy, legendary çıktı. En dandiğinden çıkmasını istiyorum şimdi. Lütfen en dandiğinden ver. Lütfen 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 ve güzel. Bak şimdi Ertuğrul, en iyi petlerimi giyiyorum, tamam mı? Bir de şu petleri birleştireceğim. Bak 2.4'lü gücü 3.3'e çıktı. Benim petlerim efsane oldu. Hadi şimdi güçlenmeye devam edip vücudumuzu geliştirelim. Yapmam gereken şey, hatta şuradan durun. Şu hocayı giymemiz lazım. Çünkü bu hoca varken %20 daha fazla kas kazanıyoruz. Şu hoca varken yarışlardan %20 daha fazla para kazanıyor. Yarışlarda bu hoca, kas yaparken bu hoca. Baksana ne biçim gelişiyorum. 200-200 geliyor. Ve maksimumda çalışıyorum. Sırtımızı fullledik sayılır arkadaşlar. Aynen. Şimdi geri kalan bölgeleri fullleyelim bir an önce. Bacaklardan devam ediyorum. Bacaklarımızı da fullledik. Şuradan göstereyim. Karın kasları ve kollar kaldı. Artık çok yakınız arkadaşlar. Karın kaslarıyla devam ediyorum. Kolu en sona bırakacağım. Bence sen bundan sonra kaya olabilirsin. Bakacağım Ertuğrul, bence de kayaya dönüşeceğim gibi düşünüyorum. Karın kaslarımız da fulleniyor, çok az kaldı. Hemen şuradan göstereyim arkadaşlar. Son bir tane ve Ertuğrul, makine gibi bir şey geliyor. Hazır oğlum, şu vücuda bak be. Kolları da biraz şişirelim var ya. Mavi, senden iyisi yok. Ha, oh, yarasın benim karşıma bir daha. Yarasın bir zahmet. Bu kadar ağırlığı kim kaldırıyor başka? Ve artık kolların da fullendiğine şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Çok az, son birkaç tekrar daha mavi. Şuradan kontrol edelim. %97, %99.79 ve %100. Ben rebirth'ümü atıyorum. Üçüncü rebirth. Bakalım vücudumuz neye dönüştü? Aha, da kaya adama dönüştü. Şu anda salondaki en gelişmiş vücut benim. Ha, şurada bir tane daha varmış. Oo yok, bunlar benden daha gelişmiş galiba ya. Doğru. Neyse ama ben gelişebildiğim kadar geliştim. Sonuncu adamı yenmek gerçekten imkansız arkadaşlar, ama oyun çok hoşunuza gittiyse diğer bölümlerde bu adamı yeniniz. Her şeyi sizin attığınız like'lara bağlı. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Sağda solda çıkan videolarımıza tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.